Erden Timur'un listede olup olmayacağıydı. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur. Galatasaray Başkanı ve Başkan Adayı Dursun Özbek. Erden Timur'la 7 yıldır birlikteyiz. Galatasaray sevdalısı, Galatasaray'a hizmet aşkıyla yanan bir arkadaşımız. Hiç kimse Galatasaray'a hizmet aşkından geri durmaz açıklamasını yaptı bugün liste tesliminin ardından. Bu sizin için sürpriz oldu. Siz Sayın Erden Timur'u yönetim listesinde bekliyor muydunuz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Öbür taraftan Süheyl Batım Hoca da biliyorsun adaylığı koydu başkanlık adayı için. Bu bende bir kongres olarak Galatasaray yakından yıllardan beri takip eden bir insan olarak beni çok şaşırttı. Konuşmalarını dinledim. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle dinledim. Galatasaray'da çok seçimli yarışın olması güzel bir şey. Ama geçen haftalarda adada bize bir yemek verildi. Bu yemekte Teoman Kadıoğlu ve yemeğin sonradan organizatörünün Süheyl Batım olduğunu öğrendiğim zaman Galatasaray'a tartışıldı. Ben yayına geç gelmiş, yemeğe geç gelmiştim. Yayın tabii alışkanlık, kusura bakma Ceyda bu konuda. İşin gerçeği şu, bundan evvel bunun en önemli şahitlerinden bir tanesi Emre Kaplan. Dün kendisine sordum, defalarca doğruladı, birkaç kez sormuş. Süheyl Batım'a Dursun Bey aday mısın demiş, Süheyl Bey de kendisine. Aday değilim, siz zaten çok başarılısınız demiş. Şimdi ben bunu dün değil evvelsi gün Süheyl Bey'le konuşurken Süheyl Bey bana böyle bir şey söylemedi diyor. Ben bunun polemiğini açmak istemiyorum. Ancak Emre Kaplan bu söylemleri yakından dinen, benden evvel gittiği için adadaki yemeğe en yakın takipçilerinden bir tanesi. Şimdi aday olabilirsin. Aday olmak Galatasaray'da ayıp bir şey değil ki. Çekinecek bir şey yönü yok. Adayım dersin, çıkarsınız. Aday olmak önemlidir. Seçime girersiniz. İster kazanırsınız, ister kazanırsınız. Ama Galatasaray seçime katılmak da bir başkan adayı olarak çok değerlidir diye düşünüyorum. Kendisinin kadrosuna baktım. Çok önemli isimleri tanımıyorum. Bu organizasyonu Avukat Rezan Hep Özdemir hazırlamış. Bunun perde gerisindeki ekonomik açıdan büyük desteği de kendisinin sağlayacağı söylemiş. Yani birdenbire Süheyl Batıl hocamı başkan olmaya ikna etmişler ve hocam da çıkıp önemli açıklamalar yapıldı. Benim anlamadığım bir şey var bu konuşmada. Şunu aktarmak istiyorum. Dedi ki, Flora projesinden bahsetti. Sayın hocama şunu sormak isterim. Galatasaray'ın geçen ay içerisinde bir kongresi vardı. Burada bir gitti. Dursun Özbek bu kongrede bazı projelerle ilgili kongreden bütçeyle ilgili çok ciddi bir destek alacaktı. Bu konudaki sakıncalarından dile getiriyor. O sakıncaları o gün gelip konuşabilirdiniz, getirebilir, anlatırdınız. Daha rahat olabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi çıkıp listenin verdiği günün ertesi günde böyle bir konuşma yapmanın ne kadar sağlıklı olduğunu tartışmakta fayda var. Bunu net olarak anlatmak istiyorum. Ayrıyeten şöyle bir kriz var ortada. Şimdi Dursun Özbek geldiği zaman Galatasaray'ı aldı. Yepyeni bir takım kurdu. Ödemeleri yaptı. Ada olayını bitirdi. Kapılarını aldı. Artı Kemerburgaz'ı hızla yaptı. 17'sinde Mayıs'ın bir orada piknik yaptıracak. Yeni sezona Galatasaray orada girecek. Artı burada kangren haline dönüşen Mecidiyeköy'deki o rezidansı bitirdi. Sahiplerine teslim edilecek. Binalar burada bir bankanın da yeri var bildiğim kadarıyla. Artı Dursun Bey'in bir halka arz projesi olacak bu seçim sonrasında. Ve en önemli asetlerinden bir tanesi Florya'nın da yapılması. Buradan da Galatasaray çok ciddi bir gelir elde edecek. Bu gelirle Galatasaray tüm borçlarından kurtulacağı gibi ileride diğer yönetimleri rahatlatabilecek ekonomik bir yapı oluşturacak. Birdenbire bu hani diyor ya Sayın Süheyl Hocam diyor ya, ben kendisine saygı duyarım, severim. Diyor ki biz bunun peşte değiliz. Hocam siz olmayabilirsiniz ama etrafa da bir bakmak lazım. Başkaları bu işin projenin içinde mi diye. İddia şu. Deniyor ki Galatasaray Dursun Özbek bu projeden Galatasaray'a 14 milyar lira para kazandıracak. Bir düşünce de şu. Biz bundan 18 milyar alırız diyor. Şimdi burada sıkıntı şu. Karşı tarafın en büyük özelliği, yani birilerinin de en büyük özelliği. Bugün bir açıklamayı yapmak istemiyorum ama birilerinin bir özelliği bu. Birileri diyor ki biz yapalım. Dursun Özbek diyor ki biz bunu yapmayız. Çünkü diyor biz bunu yapmayı denedik. Rezidansı Mecidiyeköy'de. Elimizi yüzümüze bulaştırdık. Zar zor toparladık diyor. Dolayısıyla biz bu işi kar ortaklığına bakarız. Sözleşme imzamızı atarız.
Galatasaray'ın alacağını alırız. Bu bizim işimiz değil diyor. Şimdi bu biraz sıkıntı yapıyor. Yani Florya'nın maliyetinin yüksek oluşu hakikaten bazılarını iştahlandırıyor diye düşünüyorum ben. Bunu çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü seçim döneminde hatırlaması lazım Ünal Aysal Bey'in. 2 yıl üst üste şampiyon olduğu dönemde kendi başarılı olmuş yönetiminden ayrıldı. Seçime gitti, tek başına geldi. Riva ile ilgili yetkileri alamayınca istifa etti. Şimdi aynı Ünal Aysal Sportif AŞ'nin başına geçiyor. Çok şaşırtıcı geldi bana ya. İnsanların bir iş dünyasına da bakmak lazım. Neden Sportif AŞ'ye geçiyorsunuz bir başkan olarak? Ben bunu bir türlü anlayamadım. Herhalde bunun bir açıklaması vardır diye düşünüyorum. Ama işin gerçeği şu, Galatasaray'da birilerini kendi menfaatleri üzerine birilerinin huzurlarını bozuyor. Bu çok yanlış bir şey. Şu anda Galatasaray'ın bu seçimde böyle kaotik bir ortama ihtiyacı yok. Galatasaray şampiyonluk yarışına gidiyor. Bu işin içerisinde Galatasaray futbol takımı yönetimi buna kilitlenmiş. Galatasaray'ın algılarını başka yere çekmemek gerektiğini düşünüyorum. Bu huzuru bozanlar Galatasaray'ın yaşayacağı bir sıkıntıdan sonun bedelini çok ağır öderler. Buradan bunu söylemeye çalışıyorum. Çıkıp o zaman Nisan ayındaki 27 Nisan'daki dönemde çıkıp konuşsaydınız o gün kürsülerde. Şimdi konuşmuş bugün mü Riva'yı tartışıyoruz? Çok doğru bir şey değil. Bu Galatasaray seçiminin baktığımız zaman Galatasaray'ın bölünmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Alp Alman benim için de bir efsane başkan. Alp Bey Bodrum'da yaşıyorsunuz. Sizin kurulu başkanlığınızı siz olmamanız gerekir ya. Siz efsane bir başkansınız. Bu kulübü geçmişte borçsuz olarak Galatasaray'a devrettiniz. 9 milyon dolar kayıtları bende var. 5,5 milyon dolar kulübün dışarıdan alacağı, 3,5 milyon dolar da kasada parası vardı. Sayın Başkan. Başkanlık düzenindeki bir insanlar görevde olmak için olmamalıdır diye düşünüyorum. Ben Alp Bey'i çok severim. Birçok şeyi de ondan öğrenmişimdir. Benim için çok değerlidir. Ama gereksiz yere. Ünal Bey'e de çok şaşırıyorum Ünal Aysal'a da. Galatasaray'da başkanlık yapmış bir insan ya başkanlıkta devam eder ya da dışarıda başkan olarak akıl hocalığı yapar. Yönetim içerisinde Sportif AŞ'ye katılırsanız o zaman benim aklım karışır. Hiç kusura bakmayın. Ben olaya böyle bakıyorum. Sayın Süheyl Batum da çok değerli bir kişidir. Ben kendisini çok severim. Beraber birçok zamanda yan yana gelmişizdir. Yemekler biz en sonunda adada birlikte yemek yedik. Ama Sayın Başkan Süheyl Bey oraya itildiyseniz başkan olarak siz bu projelere hakim değilsiniz. Kusura bakmayın. Çünkü listeler bir şeyler atıyorsunuz mesajlardan. Şunlar şöyle olursa, Riva böyle olursa falan diye. Yok, Florya böyle olursa diye. Bırakın işleyen tekere çomak sokmayın. Benim bakış açım bu. Galatasaray camiası sağduyulu bir camiadır. Galatasaray camiasına hiçbir şey sormadan Dursun Özbek yapmamıştır. Galatasaray'ın menfaatleri adına hareket etmiştir. Galatasaray'ın parasını da kimseye yedirmez. Kusura bakmasın. Benim tanıdığım Dursun Özbek budur. Eğer yedirmeye kalkarsa da bir tek oyum olarak, bir insan olarak ben karşısına çıkar dururum. Açık konuşuyorum. Ama bu süreç içerisinde ne söylüyorum? Bu Galatasaray seçiminde karşıların bakış açısıyla Dursun Özbek'in bakış açısı arasında dağlar kadar fark vardır. Galatasaray camiası bu kaotik ortama kapılmamalı, rüzgarına kapılmamalı. Tamamen çok kıymetli bir sezonda şu anda bir avantaj var. 4 puanlık bir avantaj gören Galatasaray takımının şampiyon olması için el birliğiyle güç birliği oluşturmalıdır diye düşünüyorum sevgili Ceyda. Diğer soruna gelince de şunu çok net olarak söyleyeceğim. Erden Timur'un kendi tercihidir. Erden Timur Galatasaray'da önemli bir iz bırakmıştır. Özellikle birinci sene yaptığı transferlerle, yaptığı başarılı davranışlarla Galatasaray camiasına, Galatasaray taraftarının gönlüne tat kurmuştur. Yani şunu fayda var. Bence Erdem Bey belki yönetime girmemiştir. Kabul ediyorum. Ama futbol AŞ'de göreve devam etmelidir. Şunu aktarmaya çalışıyorum. Erden Timur, bugün Erden Timur'sa Galatasaray sayesindedir. Hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir. Bunu hatırlatmakta fayda var. Bu Galatasaray içerisinde 85'ten takip ediyorum. Kimler geldi, kimler geçti. Onun için herkes ayağını denk atmalı. Doğru kararlar vermelidir. Erden Timur bu yakaladığı güzel iyimi, desteği ve enerjiyi Galatasaray'a vermeye devam etmeli. Sportif AŞ içinde
yer almalı diye düşünüyorum.